Ege'nin kuzeyinde ağırlıklı olmaya devam ediyor yağışlar. Çanakkale'de de etkili oldu ve kısa sürede de o sağanak yağış sel meydana getirdi. Kurban pazarında da çiftçiler çok zor anlar yaşadılar. Çünkü kurbanlıklar o suların su birikintilerinin altında kaldılar. Çiftçilerin de tabii isyan var, yıllardır çözüm üretmiyor belediye diyor Çanakkale'de. Belediye başkanımıza söylüyoruz buradan. Sesleniyoruz kendisine. Gelsin bu hayvanların halini görsün. Gelsin, 30 seneden beri belediye başkanı bu adam burada. Bak halimize bak. 2 saatlik yağış çiftçileri mağdur etti. Kurban pazarında yıllardır çözülmeyen altyapı sorunu isyan ettirdi. Bak, burası ilçe değil. Rezillik yaşıyor bu insanlar burada. Burası Çanakkale merkezde bulunan ve Türkiye'nin dört bir yanındaki çiftçilerin kurban satışı yaptığı hayvan pazarı. Kısa süreli sağanak sonrası pazar su altında kaldı. Yaklaşık 50 çiftçi zor anlar yaşadı. Uzun süredir çözülmeyen altyapı sorununa tepki gösterildi. Evet, belediye başkanımıza söylüyoruz buradan. Sesleniyoruz kendisine. Gelsin bu hayvanların halini görsün. Gelsin, 30 seneden beri belediye başkanı bu adam burada. Çanakkale'de yağan yağmurlar sonrası ortaya oldukça kötü görüntüler çıktı. Her yeri su kapladı ve kurban pazarı adeta göle döndü. Bu da esnafın işlerini bozdu, belini büktü. Su birikintileri ve çamur yüzünden satış yapamayan çiftçiler mağdur oldu. Burası ilçe değil. Rezillik yaşıyor bu insanlar burada.